Arkadaşlar merhabalar. O mu bu mu programımızın 6. bölümündeyiz. Bugün konumuz Türk futbolunun önemli isimlerinden, Trabzonspor'un 10 numaralarından, şu anda da A Spor yorumcusu olan Mehmet Yılmaz abimiz. Abi öncelikle tekrar hoş geldin diyelim. Şimdi yavaş yavaş hızlı çok zor sorma. Hızlı geçmek istiyorum. O mu bu mu programımızın formatı şu: bir futbolcu ya da bir şey ya da bir takım soruyorum. O mu bu mu birisi seçiyorsun abi. Şimdi başlayalım hızlı. Hazır mısın? Hazırım. Messi mi Ronaldo mu? Messi. Yattara mı Vakayeme mi? Zor. Birini seç abi. Seçmek zorunda mıyım? Takım oyuncusu Vakayeme. Chelsea mi Arsenal mı? Chelsea. Amnaker mi Medical Park Stadyum mu? Amnaker. Inter mi Milan mı? Milan. Shevchenko mu Adriano mu? Shevchenko. Mbappe mi Haaland mı? Mbappe. Barcelona mı Real Madrid mi? Barcelona. Guardiola mı Klopp mu? Klopp. Çubuklu forma mı düz forma mı? Çubuklu forma. Futbolcu olmak mı antrenör olmak mı? Futbolcu olmak. Şivkoyak mı Cermiyo mu? Şivkoyak. Uğurcan mı Metin Aktaş mı? Uğurcan. 3-5-2 mi 4-4-2 mi? 4-4-2. 90 artıda gelen gol mü hat-trick yapmak mı? Hat-trick yapmak. Neymar mı Romario mu? Neymar. Fenomen Ronaldo mu Van Basten mi? Fenomen Ronaldo. Hami Mandıralı mı Fatih Tekke mi? Can alıcı soru sordu şimdi. Telleceğini söylemiştim abi. Yani buna cevap verme şansın. Antrenörsün. İkisi şimdi farklı oyuncular ama yani şimdi Hami abi her yerden vuran, iki ayağını kullanan müthiş bir oyuncu. Fatih de aynı şekilde ama aynı tarz oyuncu değiller. Ama bak bu, en çok zorlanacağım soru benim budur belki. Burada belki bana çok uzun süre verebilirsin yani. Düşün. Ya çünkü tarihte en çok gol atan oyuncu Hami Mandıralı. Ceza sahasına dışından atılan gol mü, kanatlardan yapılan ortaya kafayla atılan gol mü? Golün hepsi güzel ama şut ya, cezalandı. Hücum futbol mu, savunma futbolu mu? Hücum futbolu. 2010-2011 Trabzon kadrosu mu, 2004-2005 Trabzon kadrosu mu? Ben kendi kadromu söylerim. 2004-2005. 2002 milli takım mı, 2008 milli takım mı? 2002 milli takımı. Son olarak Fatih Terim mi, Şenol Güneş mi? Bu da terletecek bir soru. İkisi de Türkiye'nin en değerli, en büyük hocalarından ikisi. Zaten çünkü milli takımın en büyük başarılarında ikisi var. Ama şöyle söyleyeyim. Dünya iki, üçüncüsü yaparken takım başında kim vardı? Şenol Güneş. O zaman Şenol Güneş. Bu keyifli soru cevap için çok teşekkür ediyoruz. Terlettiğimiz için de çok kusura bakma. Evet, ben teşekkür ederim. Keyif aldığınızı umuyoruz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.